Oteller bölgesinden başladığımız yürüyüşümüzü Şahin Kaya'da kamp kurmak üzere burayı seçtik. Uludağ'da derin kar beklerken maalesef sırt hatlarını rüzgar süpürmüş ve sırtlar açılmış. Karşımızda Kuşaklı Kaya. Burası Şahin Kaya ve buradan bu Kuşaklı Kaya çanağına karşı çadırımızı kurmak istiyoruz. Mart ayına gelmemize rağmen Uludağ'daki yağış miktarının azlığı nedeniyle sırt hatları açılmış. Önceki yıllara kıyasla kar seviyesi düşük. Güneye bakan yüzeylerdeki açılma daha da fazla. Bölgede kamp ve tırmanışlarımızı sadece kış ve kar koşullarında yapıyoruz. Uludağ'ın en güzel panoramik görüntü alanlarından birisi. İzlediğimiz yamacın karlı bölümlerinden yıllar boyu tırmanarak çıktık. Kuşaklı Kaya adını çok uzaklardan görülebilen tepenin güney yüzündeki koyu renkli granit kuşaktan alır. Thank you.
dağcılar bu sırt hattını takip ederek Uludağ'ın bütün zirvelerine ulaşabiliyor. Cennet Kaya, Fatin Tepe, Paşa Çayırı, Tutyeli, Şahin Kaya, Kuşaklı Kaya sırtlarını takip ederek zirve tepeye ulaşıyorsunuz. Şahin Kaya'nın her mevsim izlemeye doyamayacağınız bir görüntüsü vardır. Her mevsimi ayrı güzeldir. Bu görüntüyü bir kez izleyen bir daha unutamaz. Dağcılar yürümeyi tercih etse de bu bölgeye Mandıra'dan telesiyejle ulaşılabiliyor. Kayakçıların yanı sıra Uludağ'ın ziyaretçileri de Kuşaklı Kaya kafeye gelerek bölgenin manzarasının tadını çıkartıyorlar. ...200 metre kadar altımızda çağlayan su sesi bir derenin doğuşunu müjdeliyor. Güneşin batışı, uzaklardaki vadi ve tepelerde sürekli değişen renkleriyle etkileyici bir ufuk manzarası sunar.
Kuşaklı Kaya'nın görüntüsünün bir gün içinde ne kadar çok değiştiğini gözlemliyoruz. Çadırımızı topladık. Kamp yerimizden ayrıldık. Şimdi de Kuşaklı Çanağı'na gidiyoruz. Bir çıkıp yine ortamı, manzarayı izlemeyi düşünüyoruz. Haydi bakalım. Yılında askerden izne gelmiştim. Havacıydım ve muhabereciydim. Burada da bir telsiz rölesi vardı. Burada telsiz rölesindeki askerleri ziyaret etmiştik. Burada bizi çaya davet etmişlerdi. Ya. Bu askeri bir telsiz rölesi olarak kullanılıyordu burası. Haberleşme için kullanılıyordu. Ya. Aslında dökülmeye bırakıldı. Yani şu thank you.
Evet, Kuşaklı Kaya üzerindeki buradaki o manzarayı izleme zamanımız da sona erdi. Geriye dönüyoruz. Çantalarımızı yüklenip Bursa'ya dönüşe geçeceğiz. Uludağ'da bir gece iki günlük aktivitemiz burada sona eriyor. Yine ve yeniden bir başka doğa aktivitesinde görüşmek dileğiyle esen kalın efendim.